Önce iğneyi kendine. Sual. Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına atasözünün dine aykırı olduğu, çünkü çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batırmak gerektiği, hatta iğneyi başkasına hiç batırmamak lazım olduğu söyleniyor. Atasözü dine aykırı olur mu? Cevap. Atasözlerimiz her asırda doğruluğu onaylanarak bugüne kadar gelmiştir. Söyleniş maksadı bilinmeden suçlamak yanlış olur. Atasözleri ve deyimler genelde görünen anlamından çok farklı olurlar. Bunu bilmeyen kimse atalarımızı suçlar. Bu sözün de dine aykırı yönü yoktur. Çok güzel bir sözdür. Birisini incitici bir söz söylemeden önce bu söz bize söylense tepkimiz ne olur diye düşünmemizin, eğer bunu kendimiz kabul etmezsek daha ağırını başkasına uygulamanın yanlışlığını anlamamız gerektiği vurgulanıyor. Kendine layık görmediğini başkasına da layık görmemeli deniyor. Nitekim bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Kendine layık görmediğini başkasına da layık görmeyen kimse kamil imana sahiptir. Demek ki incitici bir şey yapmadan önce onun daha azı kendimize yapılsa nasıl tepki vereceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İnsanın kendisinin hoşlanmadığı bir şeyi başkasına yapmaması gerekir. Görüldüğü gibi bu atasözü de dinimize çok uygundur.